Herkese merhaba, Z Talk YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Her zaman olduğu gibi merak edilenleri konuşmaya devam ediyoruz. Bugün şahane bir konuğum var. Araştırmacı yazar Kürşat Berkkan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Sağ olun, sağınıza duacıyız. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ Rabbim olun. Biraz trafikle versin. Boğuşup geldiniz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. İstanbul trafiği. Havada sıcak. Evet, aynen öyle. Ama bizlerlesiniz. Ama inşallah geldikten sonra şöyle güzel bir program yaparız da evet, o yorgunluğu evet. Alır götürür. Kesinlikle hocam, buna eminim. İnşallah. Şimdi son zamanlarda çok merak edilen bir konu var. Bunu farklı konuklarımızla da konuştuk. Evet. Ben istiyorum ki sizinle de konuşmak istedim. Çünkü astral seyahat yaptığınızı söylüyorsunuz değil mi hocam? Astral seyahat öncelikle... Hem yaptığımızı hem yaptırdığımızı diyelim. Öyle mi? Bir güzel. De onunla ilgili eğitimimiz var. Tamam, konu ısınıyor. O zaman hocam öncelikle astral seyahat ne demek? Bedenen bir yere gitmek mi yoksa ruhen bir yerde olup geri gelmek mi? Ne demek? Güzel, şimdi astral seyahat elbette ki çok kimse konuşuyor ama ben biraz işin teknik kısmındayım. Yani teknik olarak insan zihnini, bedenini ya da bilinçaltını hazırlamadığı müddetçe astrale çıkma sürecinde her zaman sıkıntılarla karşılaşacağını iddia ediyorum. Ki yaşayanlar da zaten onu görüyorlar. O deneyimi deneyimlemeye çalışanlar kontrolsüz şekilde yaptıklarında bir şekilde sıkıntı çekiyorlar. Onlara da değiniriz. Ama bence bizim astral seyahat nedir sorusunu cevaplayabilmek için öncelikle şu üç aşamaya bakmamız lazım. İnsanlarımız astral seyahati çok farklı algılıyorlar. Ve astral seyahatin tam olarak ne olup olmadığını bilmediğimiz zaman biz rüyamızı astral sanmaya başlıyoruz. Burada işte o üç ayrım dediğimiz şey aslında şu olmalı. Birincisi rüya, ikincisi lucid rüya, üçüncüsü astral. Astral de astral bedenden çıkış değil de astral yükseliş olarak tanımlamamız lazım. Şimdi bunun ayrımını şöyle yapalım. Rüyada hiçbir şeyi biz kontrol etmeyiz. Yaşadığımız günün sonunda bilinçaltımıza gönderdiğimiz ama bilinç üstünde de kalan olaylar varsa, örneğin Beyaz TV'ye geldik, sizinle beraber çalışıyoruz. Sadece bir kahve sırası sebebiyle, işte ikram yapan hanımefendi, görevli olan hanımefendi kahveyi size önce size getirdi, sonra bana getirdi. Buradan bir münakaşa çıktı, ben sizin kalbinizi kırdım, siz benim kalbimi kırdınız ama orada takıntı yaptınız. Bu takıntı gece sizi rahatsız edecek, beyninizden atmadığınız için, taktığınız için ve haliyle benimle alakalı gece rüyanızda mücadele rüyaları göreceksiniz. Hı hı. Beni dövebilirsiniz, beni kovabilirsiniz, benimle savaşabilirsiniz ya da aynı şekilde tam tersi olabilir. Ben sizinle savaşabilirim, ben size saldırabilirim. Yani bilinçaltı onu halledilmesi gereken bir mesele olarak algılayacak ve gece boyunca onun sürecini bize yaşatacak. Burada hakimiyet sizde değil, hakimiyet tamamıyla bilinçaltımızda. Biz normal rüyada hiçbir şekilde müdahale edemeyiz. Rüyayı buradan anlayalım. Bu sebeple bunu anlattım. Biz normal rüyamıza asla müdahale edemeyiz. Bilinçaltımızda var olan pek çok sorunu çözmeyle alakalı bize rüya gördürür bilinçaltı. Bir de elbette ki rahmani rüyalar ve şeytani rüyalar var. Onlar da bunun içindedir. Yine biz müdahale edemeyiz. Sadece olayın içinde figüran oluruz. Bir de lucid rüya dediğimiz rüya türleri var. Bu rüya türleri kontrol edilebilir rüyadır. Yine normal rüya görülür. Hı hı. Ama siz bilincinizi öyle bir hazırlarsınız ki bilinçaltınıza hükmetmeye başlarsınız. Ve bilinçaltına hükmeden bilinç rüyayı size kontrollü şekilde gördürülmesini sağlar. Yani yine kahve örneğinden gidelim. Gün içinde kahve sebebiyle problem yaşamışızdır. Siz rüyanızda o kahve sorununu çözmek için bir senaryo görmeye başlamışsınızdır. Ama o senaryoda bilinçaltınızın istediği gibi rüya görmezsiniz. Siz neyi istiyorsanız onu görürsünüz. Örnek, ben rüyada lucid rüyaya yatacaksam eğer kendimi şartlarım, ben Mısır piramitlerine gitmek istiyorum, Keops piramidinin içine girmek istiyorum, üst sütundaki odaları gezmek istiyorum diye kendinizi şartlarsınız ve gerçekten de rüyada onu görürsünüz. Bu rüya ve lucid rüya. Astral ise bambaşka bir şey. Astral bu hayatta yudumladığımız suyun tadını nasıl hissedebiliyorsak, his olarak ama fiziki olarak değil, his olarak, elbette ki bunun da katmanları var. Ben ilk hepimizin çıkabileceği katmandan bahsediyorum. Bu katmanlarda suyu nasıl hissedebiliyorsak yine etrafımızda olan biten pek çok şeyi hissedebiliriz. Örneğin yıllardır görmediğiniz
başka bir ülkede, başka bir memlekette olan aile bireylerinizin herhangi birinin yanına gitmek istiyorsunuz ve astral seyahatle bunu yapmak istiyorsunuz. Onların yanına gittiğinizde tabii ki mahremiyet kuralları da var orada, oraya da değiniriz. Onların yanına gittiğinizde onların enerjisini hissedebilirsiniz. Onların kurduğu sofrada o kokuların lezzetini algılayabilirsiniz. Çünkü aşinasınız ona, bilinçaltı aşina. Bir patlıcan yemeğinin kokusunu algılayabilirsiniz aşina olduğunuz için. Ama ömrünüzde hiç avokado yemediyseniz avokadonun tadını o sofradayken algılayamazsınız. Yani muazzam bir mekanizma aslında beden ve astral beden ya da eterik beden, muazzam bir mekanizma. Bizim daha öncesinde bildiğimiz ve kendimize programladığımız şeylerin deneyimini bize tekrar yaşatıyor. Günümüzde çok popüler biliyorsunuz işte dünyanın düz olma meselesinden yola çıkalım da sınırın öbür tarafında ya da dünyanın işte bitimi olduğu söylenen kutuplar bölgesinde ya da oyuk dünya teorisi temelinde oyuk dünyanın var olduğunu varsayıp o bölgelere gittiğini söyleyen arkadaşlar da var. Ancak ben şunu söylüyorum, astral seyahatin temel seviyesinde bunları yaşayabilmek gerçekten mümkün değil. Çünkü astral seyahatte katman katman, nasıl katman katman? Bir nevi rutbe gibi düşünebiliriz bunu. Sizin o titreşim frekansınız, enerji seviyeniz neye müsaitseniz siz ancak o katmana çıkabilirsiniz. Sizin o titreşim seviyeniz ya da enerji seviyeniz yeterli değilse daha üst katmanlara ya da gidilmesi sakıncalı yerlere gidemezsiniz zaten. Çünkü orada da aynı sizin astral bedeninizin hüviyeti gibi hüviyete sahip olan farklı bedenlerde belki farklı insanlar, belki farklı varlıklar var. Dolayısıyla o varlıklar sizin o bölgeye girmenize izin vermeyecekler. Örneğin ben işte şuraya gittim, buraya gittim diyenler, iddia eden arkadaşlar elbette ki kendi tecrübesini paylaşıyor. Bu kötüdür diye söylemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Ama diyorum ki eğer böyle istediğiniz yere, her boyuttaki her yere gidebiliyorsanız, buyurun Putin orada, Putin'in yanına gidin bakalım. Putin'in yanına yaklaşabiliyor musunuz mesela? Dünya üzerinde en çok korunan, hem metafizik, hem astral, hem de fiziki anlamda korunan liderlerden bir tanesi Putin mesela. Allah Putin'in Allah. Yanında astral bekçileri de var. Putin'in yanına gidin. Putin'in yanına biraz dolaşın. Onların hakkında bize haber getirin. Mümkün değil, gidemezsiniz. Ben nereye gitmek isterdim biliyor musunuz? Peygamberimizi görmek isterdim. O çok kolay ya. Gerçekten. O çok kolay. Nasıl? Hep söylüyorum. Siz de tanıyorsunuz Mustafa Kurnaz. Evet. Buradan da ona selam olsun. Selam olsun, evet. Mustafa bu konuda çok inançsız bir kardeşti. Astral seyahat konusunda. Yani araştırıyordu bu konuları. Diyordu ki abi bu kadar kolay olmamalı ya. Yani evet tamam var böyle bir şey ama bu kadar kolay olmamalıydı diyordu. Mustafa'nın kendi evinde bir saat içinde Mustafa ile beraber Kabe'ye gittik. Ya. Ve öyle bir deneyim yaşadı ki çok şanslı. Gerçekten çok şanslı. Ay çok gittiğinde merak ettim. Mustafa'ya işte o programlamayı yaparken Mustafa'ya dedim ki bak gittiğinde Kabe'ye karşını al. Sağ tarafında zemzem kuyularını göreceksin. Gördün mü kardeşim? Gördüm abi. Şimdi git orada bir abdest al. Abdestini aldı. Dedim Mustafa bak şimdi sakince soluna doğru, arkana doğru dön. Orada bir amca göreceksin. Yaşlı bir amca. Elinde uzunca bir baston asa olacak. Onun yanına yanaş ve hiçbir şey söyleme. Onun bir şey söylemesini bekle. Eğer o konuşmazsa sen de konuşma. Gitti. Görüşmesini yaptı ve bir hediye aldı o amcadan. Mustafa'nın o dönemde Mustafa'yı hiç kimse tanımıyordu. Medya anlamında da. Mustafa'nın o dönemde o raddeden bu raddeye gelmesinin sebebi o amcadan aldığı hediyedir. Bak ya, Mustafa, hocam neden anlatmadınız hiç? Ben de buradayım. Ben de buradayım. Mustafa da burada. Çıksın kardeşim yok Kürşat hocam doğru söylediler desin. İnanın hepsi doğru. Tabii hatta hocam, herkes yanımızda dost, herkes arkadaş bu konuklarımız arasında. Tabii ki. Bir de bunları anlatırken mesela diyorlar ki ya şey bekliyorlar şimdi. İşte mesela bu konuda en çok konuşan günümüzde Yusuf Güney kardeşimiz. Evet. İstiyorlar ki böyle Yusuf Güney kardeşimizi eleştirelim, yerden yere vuralım. Ya hayır, yani her insanın deneyimi farklı. Bir şey anlatırken bana göre bazı şeylerin doğrusu farklı olabilir. Siz dersiniz ki üzerimde benim giydiğim, sizin giydiğiniz gömlek beyaz siyah görünümlü bir gömlek diyebilirsiniz. Ama bence hayır, siyah beyazdır. Size göre beyaz siyahtır ama bana göre siyah beyazdır. İkimiz de haklı olabiliriz. Siz haklısınız diye ben Tuğba Hanım hakkında kötü konuşmamı benden beklemeyin. Hakaret etmemi benden beklemeyin. Eleştirmemi benden beklemeyin. Ben konuyu konuşurum. Bunu niye söylüyorum? Hemen söyleyeyim. Bana bazı arkadaşlar çok kızıyorlar şu anlamda.
Diyorlar ki ya sen bir teknik anlatıyorsun. Teknik anlamda insanın kendini hazırlaması gerektiğine inanıyorsun ve tekniği anlatıyorsun. Ama öbürleri, hani bazı arkadaşlar var, hayali şeyler anlatıyorlar. İşte astroloji çıkacaksın, meleklerle görüşeceksin, gezegenleri gezeceksin falan gibi hayali şeyler anlatıyorlar. Bunlara bir reddiye yapman gerekmez mi, eleştirmen gerekmez mi? Ya hayır, bana ne ki, onlar kendi tecrübesini anlatıyor. Ya da mesela defne yaprağı yakılır mı yakılmaz mı diye bilimsel delillerle beraber... O kadar çok karışık ki hocam, çok karıştı da ortalık. İnanın bir videom var, mutlaka siz de izleyin, arkadaşlar gördüm, da izlesinler. Evet. Bilimsel delillerle beraber defne yaprağının yakılması gerektiğini izah ettim. Şimdi onda da diyorlar ki ya hocam işte yakmayın diyenler o zaman şeytana mı hizmet ediyor? Ya hayır ya, yapmayın ne olursunuz. Yani insanlara böyle kötü damgalamak doğru bir şey değil. Aslında çok net ve açık bu konularda hocam. İnsanlar ya, karıştırmayı bayılıyor değil mi? Evet. Bir de şey, hani insanlar hakkında da kötü konuşalım istiyorlar. Ya evet, hayır evet. Ya. Biliyor musunuz işte şu hoca da şunu evet söyledi. Ya. Ya ne diyorsunuz gibi. Biz onunla ilgilenmiyoruz evet. Ki. Biz konuyla şimdi ilgileniyoruz. Ben size az önce dedim ya, astral seyahati biz farklı konuklarımızla da konuştuk. Ben size şey mi diyeyim şimdi. Ama o hocam öyle dedi, siz de böyle diyorsunuz. Buna gerek yok. Herkes aynen farklı deneyimliyor. Peki hocam bunu çok sık yapıyor musunuz ve en son nereye astral seyahatiniz oldu mesela? Bravo, çok güzel bir soru. İnsanlar şunu bekliyorlar sevgili Tuğba Hanım. Şimdi dedim ya, astral seyahat eğitimimiz vardı. Sanıyorlar ki hocam, bazı gittiğim ortamlarda da bunu yaşıyoruz. Hocam heh, ya şuraya 2 dakika uzanayım. Bir astral yaptırsana. Ya böyle olmuyor olmuyor. Böyle bir şey değil bu astral. Bir insanda stres seviyesi yüksekse, beden, bizim bedenimiz bazik ve asidik olarak iki kısma ayrılır. Beden bazik seviyeye, yani alkali seviyeye doğru eğilimi yoksa, tamamıyla asidikse, işte bilinçaltın çok kirliyse, annene takılmışsın, babana takılmışsın, kiraya takılmışsın, faturaya takılmışsın, çok meşgulse bilinçaltın ve hayvansal gıdalarla bünyeni çok aşırı derecede doldurmuş, dolayısıyla da asidik ortamda çok yoğun bir şekilde kaldıysan, senin astral'e çıkman çok zor. En başta astral'in düşmanı stres. Bilinçaltını tamamen boşaltacaksın, zihnini tamamen boşaltacaksın. Bu dünyaya ait bir meşgalin kalmayacak ki o zaman astrale hazır hale gelip astral deneyimi yaşayabilesin. Bunlar varken astral olmaz mı? Olur. Ama şöyle olur. Sadece odanın içerisinde tavanına kadar çıkabilirsin. Daha yukarıya yükselemezsin ki deneyimlerde böyle oluyor inanın. Mesela işte 2 tane video izliyor, diyor ki hocam ben yaptım tamamı, konsantre oldum, astral çıkmaya çalıştım. Kendini nasıl koruyacaksın? Kendini korumayla alakalı hiçbir şey yapmadın. Bak, kendini korumak deyince sadece dua okumak, ayet okumak sanıyorlar. Hayır güzel kardeşim. Kendini korumak, bulunduğun ortamı da korumak oluyor. Kendini korumak, bilinçaltını hazırlamak da oluyor. Yani hani bu kişisel gelişimci arkadaşların çok sık uyguladığı bir metot var ya, kendini telkin etme metodu. Aslında çok geçerli bir metot. Neden? Çünkü insanın %70'i su. Ve Allah birçok ayetinde biz insanı sudan yarattık diyor. Ve yine suyun hafızası olduğunu birçok bilimsel çalışma bize gösteriyor. Bunları da topladığımızda demek ki biz söylediklerimizden etkileniyoruz. Etkilenen vücudumuzdaki su reaksiyona giriyor ve ona göre bizi şekillendiriyor, bir kalıba sokuyor. Dolayısıyla sen o telkinlerle bilinçaltını da hazırlamalısın astrale çıkmadan önce. Yani öyle dur 2 dakika şuraya uzanayım da hadi bir astral yapalım mı? Olmuyor. Şimdi şuraya maalesef gideyim falan. Olmuyor inanın. Keşke öyle bir şey olsa. Herkes yapar. Herkes İnanın ister. Herkes yapar. Dolayısıyla eğer astral seyahat yapacaksak mutlaka bilinçaltımızı hazırlamalıyız. Koruma kısmında da sadece dualarla olmuyor dedim ama dualar da bizim vazgeçilmezimiz. Dualarla alakalı da mutlaka bir hazırlığımız olmalı. Hiçbir şey bilmiyorsan muhafazeteyn ayetlerini kendine okuyarak, onlar neydi? Fatiha, Ayetel Kürsi, Felak, Nas. Başka da ekleyebiliriz ama özü budur. Hiçbir şey bilmiyorsan muhafazeteyn ayetlerini kendine okuyarak kendini koruma altına al. Mesela astral seyahate çıktın, bir şekilde deneyim yapmaya başladın, yükselmeye başladın. O ruh bedenden ufak ufak çıkmaya başladı. Unutmaman gereken bir detay var. Kardeşlerime özellikle söylüyorum. Lütfen dönüp bedeninize bakmayın. Peki neden bedenini bunu söylüyorum? Bedenini görüyor musun? Evet. Yükselmeye başladığımız an geriye döndüğümüzde bedenimizi çok büyük ihtimalle görürüz. Ama burada bir detay var. Yani bu aslında böyle bir yarı ölüm gibi bir şey mi hocam? Nasıl tarif edelim? Şimdi gerçekten merak ediyorum. İnanılmaz bir deneyim. Uyku esnasında, o uykunun REM uykusu dediğimiz döneme geçme aşamasında ruh bedenden bir şekilde ayrılmaya başlıyor, yükselmeye başlıyor. Ve
Hani bazen böyle uykuyla uyanıklık arasında bedende bir uyuşukluk, hafif bir titreme gibi bir his yaşarız ya. Onun gibi bir his geliyor önce. Sonra bir süzülme hissediyorsunuz. Ya nasıl tarif edeyim Ve bir onu? rahatlama gibi bir şey mi? Aslında şöyle, rüyada hani bazı arkadaşlar şey yaşarlar. Birdenbire bir boşluğa düşme hissi yaşarlar. Evet. Aslında ilk çıkış anı böyledir. Bir yükselme olur böyle. O işte o uyuşma titremenin ardından o düşüş ya da yükselme diye tabir ettiğimiz duyguyu yaşarız ve ayrılma gerçekleşir. Ayrılma iki türlü gerçekleşir. Bir, zıpkın gibi şak diye yükseliriz ya da çok böyle hafifçe yükseliriz. Ama ilk aşamasında mutlaka o kayma hissi mi, hissi, böyle rahatlama hissi mutlaka yaşarız. Bunlardan sonra işte ilk bedenden yükselişte tekrar bedeninize asla ve kata dönüp bakmayın. Neden? Lütfen kimse yanlış anlamasın. Bunun sebebi tartışılabilir. Bizim işlediğimiz günahlar olabilir, başka altında farklı sebepler olabilir. Bunu tartışabiliriz. Ancak insan dönüp bedenine baktığında suretini farklı şekillerde görebiliyor. O sureti farklı şekillerde görmek size travma yaşatabilir. Siz astrale yükseldiğinizde yatağınızda yatan fare suratlı bir kişi görseniz bu kimsenin hoşuna gitmez. Hep diyoruz ya, benim kalbim temiz, benim kalbim temiz, ben iyi bir insanım diye. Ama astrale yükselmeye çalıştığımızda bir bakıyoruz ki orada farklı surette bir başkası yatıyor. Dolayısıyla bu bizde travma yaşatabilir. O yüzden astral çıkacak, astral deneyimi yaşayacak insanlar asla dönüp bedenine bakmasınlar. Bu herkeste olur mu? Hayır, olmaz. Belki yükseleceksin, geri dönüp baktığında hakikaten nurlu bir insanla karşılaşacaksın. Ben bilemem orasını. Ben Evet. sadece uyarıyorum. İkinci en önemli husus, astral seyahate çıkma aşamasından sonra, bir çıkış gerçekleştikten sonra o boyut farklı sakinlere olan bir boyut. Dolayısıyla o boyutta size ilişmeye çalışanlar olabilir. Bu kimseyi korkutmasın bu arada. Her yerde var bu. Yani dünyamızda yok mu? Gidip bugün emniyetsiz bir mahalleye girdiğinizde bile orada bile Her doğru yerde düzgün bir evet, yürüyemiyorsunuz yani. tehlike her yerde var. Orada Evet, da var orada da diyorsunuz. var. Astral seyahat de böyle bir yer. Oraya çıktığınızda sizin auranızdaki titreşim oraya yansıyacak ve sizin oradaki ahvalinize bakıp size yanaşmak isteyecekler. Bu sebeple diyoruz kendinizi hazırlayıp çıkın ki oradaki enerjiniz de çok kuvvetli ve yüksek olsun diye. Yani oraya gidiyorsun, böyle gidiyorsun ya minicik. Ben de diyorum ki kardeşim böyle gitme. Böyle git, böyle git, böyle git, böyle git. Yani şöyle gitmeye çalışıyorsun. Gitme kardeşim ya. Astral seyahat farz değil ya. Astral seyahat hayatın gerekliliği değil. Çıkmayın kardeşim astral seyahate. Ya şimdi diyecekler ki ya hocam hem diyorsun ki astral seyahat eğitim var hem Sen niye çıkmayın diyorsun. gidiyorsun? Niye Ya da yardımcı sen niye oluyorsun? gidiyorsun? Çünkü bu bir deneyim. Evet. Nasıl ki tatile gidiyorsanız, nasıl ki merak edip bir müzeyi gezmeye gidiyorsanız, nasıl ki merak edip bir doğayı gezmeye gidiyorsanız astral seyahat de böyle. Merak ediyorsan yap ama şart değil. Ve kendini hazırlamadan gitme. Ya sen çıkıp Everest'e tırmanacağım diyorsun. Şortla atletle gitmeye çalışıyorsun ya. Ya güzel kardeşim. Oranın da Montunu bir hazırlığı var tabii yani. montunu giy, termal elbiselerini giy, şapkanı tak, maskeni tak, gözlüğünü tak. Eline bastonunu al, bilmem neyini al, kızağını al. Öyle çık ya Everest'e çıkacaksan. Orası Everest ya. Şortla gidilmez oraya. Ve vaktimi açtım mı bilmiyorum Yok ama hocam buyurun bir lütfen şey daha devam söyleyeyim. ediyoruz. Şimdi astral seyahatte dediğim gibi o mekanın malikleri mutlaka size ilişmeye çalışabilir. Her zaman bu olmaz ama ilişmeye çalışabilir. Peki geri gelme bir durumu olabilir mi insanların? O da güzel soru. Hemen onu da izah edeyim. Gittik oraya. Gittikten sonra yanınızda farklı varlıklar görebilirsiniz. Belirebilir. Suretleri farklı olabilir. Kendini telkin etmekten bahsettim ya. Kendinizi telkin edin. Asla korkmak yok. Ben korkmayacağım kardeşim. Korkmak yok. Sen korkulması gereken varlıkların olmadığını bilincine yerleştireceksin. Korkmak yok. O varlıkları gördüğümüzde ne yapacağız? Muhatap olmak yok. Konuşmayacağız. Kesinlikle konuşmak yok. Mesela bizim astral seyahat eğitiminde ben özel bir tılsım veriyorum. Hadimi olan bir tılsım. Hadimi olan tılsım ne demek? İşte metafiziki bir varlıkla asla bize zararı yok. Metafiziki bir varlıkla astral boyuta çıkmalarını sağlamaya yardımcı oluruz. Bunun da sebebi oraya gittiklerinde onlara bir rehber verebilmek. Turizm firmalarında olur ya rehberler. Evet, orada da var yani Evet, öyle rehber. rehber verebilmek. Allah Allah. Ve oraya gittiğimizde mesela şöyle tavsiyede bulunan arkadaşları gördüm. Diyor ki işte astral'e çıktınız, orada bir varlıkla karşılaştınız. Karşılaştığınız varlıklara deyin ki
Seni sevgiyle selamlıyorum, seni sevgiyle kucaklıyorum. Sevgi ve muhabbetimi sana iletiyorum. Bana müsaade et, seni seviyorum. Ha, dede gör gününü. Dede gör gününü yani. Konuşabiliyor musunuz onlarla? Konuşabilirsiniz ama siz konuştukça daha çok batarsınız. Sizden daha gevezeler, sizden daha zekiler ve mekanın sahibi adamlar. Gerek yok muhatap olmaya ya. Arabanızla gidiyorsunuz. Vatandaşın bir tanesi kenarda durmuş. Size el sallıyor. Hop, çek bakayım kenara diyor. Çeker misin kenara? Derdin ne yani? Yürü kardeşim işine git. Muhatap olmayın kimseyle. Çünkü bilmiyorsunuz, tanımıyorsunuz. Tecrübe kazandıktan sonra muhatap olun, lafım yok. İlk defa çıkanlar için söylüyorum. Çünkü tecrübe kazandıkça o mahalleyi artık biliyorsunuz. Nasıl davranacağınızı biliyorsunuz. Bu dünyayla hemen hemen aynı. Çünkü aynı yerdesiniz, mekan aynı, boyut farklı. En başta programın başında dediniz ya, bedenle mi gidiyoruz diye. Hayır, oraya sadece ruh ile yolculuk yapıyoruz. Bedenle gitmek tayyi mekan oluyor. Gidip geri gelmemek var mı? Bunu da çok söylüyorlar. Sakın astral seyahat yapma. Niye? Ölürsün. Ya kardeşim kulli. Ya ölüm sadece Rabbimizin emriyle oluyor. Tabii. Eğer benim ecelim geldiyse ben şimdi bu dakikada ölürüm ama ölmeyeyim. Ya biraz daha yaşayayım, Rabbim izin versin. Allah uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Sağlıkla. Burada da ölebilirim. Astralde de ölebilirim. Eğer kaderime yazıldıysa ölüm melekleri benim nefsimi, benim nefesimi orada kesecekse. Astralle zerre alakası yok. Tabii. Astrale gidip dönmemek diye bir şey asla yok. Dolayısıyla gittiğinde mutlaka ama mutlaka geri gelirsin. Peki, şöyle bir şey söyleniyor. Astral'a gittiğimizde kayboluyormuşuz. Kaybolduğumuzda da bitkisel hayata giriyormuşuz. Aa. Ve geri dönemiyormuşuz. Şimdi onu çok söylüyorlar. Hatta bu Kenan Işık için de söylerler. Evet. Ben kesinlikle doğru bulmuyorum o sözü. Öyle olsa, bakın tekrar söylüyorum. Rusya'da, Kanada'da, hele İran'da, Kum şehrinde astral seyahati deli gibi yapan inanılmaz insanlar var. Kenan Işık benzeri bir sürü insan var. Onları geri getirirler ya. Yani bence de. İşte yani o boyutta gelemiyor, kayboldu gibi şeyler söyleniyor. E şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Astral seyahati bilen birisi ruh bedenden ayrıldığında göbekten kordon bağı dediğimiz manevi bağ ile bağlı olduğunu bilir. Ve beden ve ruh bedenden belli bir seviyeye kadar ayrılabilir. E nasıl kayboluyor? Hem diyorsun ki ben astral seyahat yapıyorum, benim ruhum bedenime gümüş kordon ile bağlı diyorsun. Ama ondan sonra başka bir konu geçtiğinde de diyorsun ki bu kaybolmuş. E hani bağlıydı, nasıl kayboldu? Kesildi mi, koptu mu? Koptu ama öldün zaten. Peki orada zarar demek görebilir mi? Başına bir şey gelebilir mi orada astral insanın? Seyahat demek. Evet. Zarar göreceği mecra elbette ki astralin farklı boyutları, odaları olabilir. Ama zarar göreceği merci ise olayın vuku bulma şekline göre değişir. Metafiziki varlıklar, birinci aşama metafiziki varlıklar kişiye saldırabilir. Bu her zaman olmaz. Orada nasıl şiddet görüp gelen var mı mesela? Hemen izah edeyim. Nasıl saldırabilir? Siz rahat durmamışsınızdır. Siz kaşınmışsınızdır. İstanbul'da bir sürü gezecek yer varken gidip de ayyaşların, sarhoşların olduğu mahalleye girme kardeşim. Bilmediğin yere girme. Mesela ne güzel örnekler veriyorsunuz hocam. Nasıl? Ne güzel örnekler veriyorsunuz. Değil mi? Mesela ben hep şöyle söylüyorum. Astralde bilmediğin yerlere gitmeye çalışma. Evet. Bildiğin, gördüğün, hafızanın tanıdığı yerlere gitmeye çalış. Mısır piramitlerine gittin, problem yok. Mısır piramitlerine gittikten sonra işte ben en derin olaya gireyim. Girme kardeşim, deli misin? Bildiğin yerlere git sadece. Ya da astral boyuttayken başka insanları da görüyorsun. O insanların olduğu yerlere git. Bilmediğin yerlere gitme. Peki ne olur? Az önceki sorunuza cevaben, astral seyahatte farklı yerlere, farklı mecralara gittiğimizde o boyutun sakinleri amiyane tabirle bize salça olurlar. Bizi rahatsız ederler, önümüzü keserler. Ve işte üzerimize de saldırabilirler. Güzel kadınsa musallat olurlar mı? Hemen o soruyla cevap vereyim ama şunu tamamlayayım. Astral seyahate gittiğimizde işte diyoruz ya bilinçli astral seyahat yapın diye. Yani bizim eğitimimiz var, bizden alın gibi bir şey asla söylemiyorum. Kendi kendini de yetiştirebilirsin. Biraz okumak, biraz araştırmak, biraz kendini eğitmek bugün hepimizin elinde çok kolay bir hale geldi sosyal medya sayesinde. Ve bir sürü ücretsiz eğitim de var. Kendini hazırlayıp donanımlı şekilde astral çıkarsan kimse sana saldıramaz. Kimse saldıramaz. Bunu da şöyle düşün. Astral boyuta çıkacaksın. Onun da bir enerji seviyesi var. Senin de bir enerji seviyen var. Ya da bunu şöyle tanımlayayım. Onda da bir ışık var. Sende de bir ışık var.
senin ışığın ne kadar sönük olursa o kendi ışığını senin üzerinde baskın hale getiriyor. Hmm. Dolayısıyla sen buradan gitmeden önce kendi ışığını yüksek tut ki senin ışığın onun ışığını baskın hale getirsin. Peki az önceki güzel sorunuza cevap vereyim. Astral seyahate çıktık. Birisi bize musallat olur mu? Hayır, olmaz. Niye musallat olsun ki? Bir varlığın bize musallat olabilmesi için bizim bedenimiz, bu da bizim auramız, enerji bedenimiz. Dünyanın dışında Van Halen'in kuşakları olduğu gibi insanın dışında da Van Halen'in kuşakları var. Yani aura beden var. Aura bedenin güçlü ise hiçbir varlık sana musallat olamaz. Büyü farklı olay ama bak, büyüye girmiyorum. Hı-hı. Musallattan bahsediyorum. Büyü ise ruhsatlı geliyor zaten, bir şekilde giriyor bedene. Dolayısıyla aura beden güçlü ise, ki zaten bilinçli çık dememin amacı bu, oradaki herhangi bir varlık sana musallat olamaz. Ama burada güzel bir yere geldiniz, özellikle vurgu yapayım buna. Diyelim ki sizde musallat var. Hele hele aşık cin denen karaktersizler var. Bir grup cin onlar, Allah onları kahretsin. Allah'ım ya. Hani cümlelerimizi seçerek konuşmaya çalışıyordum. Evet. Onlar varsa mesela insan astral bedene çıktığında insanın bedenini boş buluyorlar. İnsan bedeni bir araç, bir otomobil. Ruh direksiyonda. Sen ruhu direksiyondan aldığında o direksiyona geçmeye çalışıyor. Ruh geri geldiğinde boşaltmak zorunda direksiyonu. Ancak sen astral boyuta çıktığında burayı da tam anlamıyla koruyamazsan, yani bilinçli olarak astral'e çıkamazsan, işte o karakteri bozuk arkadaş direksiyona geçiyor ve seni boğuyor, sıkıyor, senin oradaki gücünü kırıyor. Senin oradaki gücünün kırılması demek senin orada başka varlıklardan zarar görmen demek. Niye? Işığın zayıflıyor çünkü. Bu sebeple musallat olmaz. Ama hali hazırda bir musallatımız varsa evet, bunun zararını görme ihtimalimiz de mevcut. Peki şimdi size birisi geldi. Tüm hazırlıklar yapıldı. Astral seyahate çıkmaya hazır. Ve sizin yaptığınız tekniklerle astral seyahate çıktı, geldi. Geldikten sonra ne hissediyor o kişi? Böyle pit diye kendine mi geliyor? Nasıl bir şey oluyor? Güzel. Geri gelmeyle alakalı bir de şöyle bir husus söyleyeyim. İyi ki hatırlattınız. Şimdi bir mekana gittik. O mekanda kontrol bizden çıktı, korkmaya başladık. Ya da bizi korkutmaya başladı ya da kaybolduğumuzu düşündük. Kesinlikle korkmak yok. Zihninize, bedenine, bilincinize uyanmak istiyorum. Beni uyandır. Bedenime döndür dediğinizde zaten beden otomatik olarak sizi geri çağırıyor. Beyniniz sizi geri çağırıyor. Ancak o geri çağırma hızlı olursa, yani sizin kontrolünüz dışında bir geri çağırma olursa, göbek deliğiniz ve cinsel bölgenizde muazzam bir sancı olur. Yani böyle günlerce o sancıdan, deyim yerindeyse, kudurursunuz. Allah Allah. Mahvolursunuz böyle, günlerce böyle gezersiniz. Ama kontrollü bir şekilde selahiyet içerisinde dönerseniz, hani böyle yoğun bir duş, uzun süre sıcak suyun altında kaldığınızda beden nasıl rahatlar? Böyle yumuş yumuş olur ya. Aynı öyle uyanırsınız bedene. Tamamıyla böyle rahatlamış, kendinizden geçmiş, hiçbir şey yapmaya haliniz kalmamış halde uyanırsınız. Uyandıktan sonra yaşayacağımız tek sıkıntı şu. İkilem sıkıntısı yaşarız. O boyutla bu boyut arasında İkilem sıkıntısı yaşarız. Bilinç hemen kendini toparlayamaz. Bu da şuna benzer. Derin uyku hali olur bazen. Uyanırız, kendimize gelemeyiz. Hatta bazı insanlarda vardır ya, kaldırırsın. Eşiniz Türker Bey mesela. Diyelim ki derin uykusu var. Türker uyan. Ha? Ne oldu? Hadi kalk, böyle geç kaldık. İnsan kendine gelmeye çalışır değil mi? Evet. Öyle tamam şey. Ya ben biraz daha yatayım der, geri gider. Aynı böyle oluruz. Hmm. Tam bilinç yerine gelemez. Ama bir süre sonra, çok kısa bir süre sonra, 3 dakika 2 dakika sonra bilinç yavaş yavaş kendine yerine oturur. Ve normal hayata döneriz. İnsanlar şunu merak ediyorlar. Gittim geldim, peki normal hayata adapte olabilecek miyim? Emin olursun, hiçbir sıkıntı yok. Adeta bir derin rüyadan uyanmışsın hissini yaşarsın. Başka hiçbir aksilik olmaz Allah'ın izniyle. Peki alışkanlık oluyor mu hocam? Gitmek isteyen hep gitmek istiyor mu mesela? Ya alışkanlık oluyor da bir süre sonra bıkıyorsunuz aslında. Şimdi ilk zamanlar çok tatlı geliyor. Ben ilk deneyimi yaşadığımda... Nereye gittiniz hocam ilk? Anlatmak ister misiniz? Evet. İlk deneyimi yaşadığımda Pakistan'daydım. Tabii biz bir Müslüman olarak ilk deneyimi nereye gitmek isteriz? Kabe'ye gitmek isteriz. Evet. Ama işte o zaman bize hocamız yaptırıyordu. 40 kişilik sınıfımız vardı medresede. Hocamız yaptırıyordu. Toplu halde işte herkes el kaldırdı. Makka, Makka, Makka falan diye, Mekke, Mekke, Mekke'ye gidelim diye. Sonra hoca dedi ki yok, önce Mekke olmaz. Bu kadar kalabalıkla Mekke'ye gitmek olmaz.
Önce ben sizi başka yere götüreyim. Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin kabrine gitmiştik. Çok seviyorum mübareği. Rahmet ona olsun. İnşallah feyzinden faydalanırım. Çok güzel bir adam ya Abdülkadir Geylan Hazretleri. Vallahi. Konuşunca inanın duygulanıyorum. Ya hocam. Mübareğin kabrine gittik. Pardon. Hocam. Gerçekten çok mübarek adam. İnşallah herkes feyizlenir mübarekten. Onun kabrine gittik. İlk deneyim orayaydı. Ve gerçekten çok muazzam çok bir duygu. Çok etkilenmişsiniz siz. Yani inşallah herkes yaşar. Gerçekten herkes yaşar. Tabii daha sonra farklı deneyimler oldu. Kabe'ye de gittik. Allah Resulü'nün kabrine gittik. Allah Resulü'nün kabrine gittiğinizde bakın mesela astral boyutta koku hissetmeniz çok zor oluyor. Gittiniz o boyuta mesela. Daha önce hissetmediğiniz bir kokuyu almak zor olur demiştim tabii. Zaten. Evet. Astral boyutta çok hani seviye atlamadıkça koku hissetmek zor oluyor. Ama Kabe'ye Allah Resulü'nün kabrine gittiğinizde o güzel kokuyu o aldınız mı? O kokuyu kesin hissediyorsunuz ya. Çok acayip bir şey ya. Yani aynı ruhla çıkıyorum kardeşim ben yani. Başka yere de gidiyorum. İşte yemekhaneye gidin mesela koku hissetmiyorsunuz. Ama oraya gidince acayip bir koku hissediyorsunuz. Vay acayip bir duygu. Güzel duygular. Cevaben de şöyle izah edeyim. Bu soruyu da noktalayayım. Çıktığınızda elbette ki ilk çıkmalarda insan çok heves ediyor. Oraya gideyim, buraya gideyim, şuraya gideyim. Ama bir zaman sonra doyuyorsunuz ona. Ve işte yoğun stresle başlayınca sosyal hayata adapte olma konusunda bıkıyorsunuz bir zaman sonra. Yani o da artık bir tatmin seviyesine ulaşıyor. Artık sonrası olmuyor yani. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Zamanınızın çok sonuna geldik. Çok temizlik yaptım. Uzattım biraz ama hakkınızı verin. Olur mu? Estağfurullah. Çok güzel oldu. Örneklemeler, sorularıma cevaplarınız falan çok şık oldu. Aslında bu konu çok uzun bir konu. Böyle günlerce konuşulacak bir konu. Bu çok detaylı bir konu. Çünkü biz çok böyle tekniği daha butik var. Halde tabii zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir anlatmaya kalksak belki 20 video yaparız sizinle. Doğru. Biz sadece böyle özet şekilde. Belki öyle bir seri yaparız inşallah. İlerleyen zamanlarda. Çok teşekkür ediyorum İnşallah. Hocam. Ayağınıza sağlık. Bu arada sizin aracınızla bir duyuru yapayım. Buyurun. Bizim YouTube adresimizde ücretsiz eğitim serilerimiz var. Birçok konuda var. Faydalanmak isteyen arkadaşlarımız bu ücretsiz eğitimlerden faydalanabilirler. Onu da duyurmuş olalım. Lütfen hocamı takip edin. Kürşat Berkan. Kendisi de aktif olarak Instagram kullanıcısı. Evet. Oradan takip edin, faydalanın diyorum. Peki efendim sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.